Merhabalar efendim. Güzel bir gün olsun. Herkese güzel geçsin gününüz. Şimdi tabii ben hep böyle bir psikolog da olduğum için böyle güzellikler, iyiliklerle başlamak isterim güne ki ne olursa olsun insan umudunu yitirmesin diye. Ama çok dün böyle size de paylaşmak istedim. Sinirimi bozan bir haber oldu. Şu işte neredeydi tam yerini bilmiyorum ama su Bağcılar'da değil mi? Bu bir sucu. Çocukları yıllarca istismar etmiş. Hatta bir çocuk bu istismar yüzünden felç geçirmiş. Hatta yani yıllarca çocuk istismarcısı. Bazılarının çocuklarını, farklı çocukları hatta bunların görüntülerini de kaydetmiş. Şimdi bu tarz pedofilik bir şey mi söyledin? Evet. Pislik ya. Vallahi bir şey yapmaya duvara çocukların isimlerini yazmış. Ayrıca gitmiş bu işte sucusunun deposuna. Süngerle kaplamış deporuyu ki hiç ses çıkarmasın diye yıllarca tehdit ederek istismar etmiş. Ben hep bu tarz şeylerden hani pedofili denir bilmem ne denir biz farklı bir boyut olarak baksak da ben bu tarz kişilerin en büyük isteğim en büyük cezaları alıyor olması. Ama bazen cezanın da çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben bunların kimyasal hadım yöntemiyle hadım edilmesi taraftarıyım. Yani belli durumlarda işte hormonları azaltılarak gitsin erkeklikleri. Zaten erkek değilsin de adam değilsin de seni tamamen erkek etsin. Hadi ben gerçekten benim elime verseler ki ben vicdanlı bir insan olduğunu düşünüyorsun. Onu parçalarım. Gerçekten parçalarım. Yani böyle hani kıstasa kıstas yapmayalım, nefret etmeyelim. O adam gerçekten bizim kadınların eline verirse bir güzel böyle ilmek 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 böyle yani onun cezasını versek o kadar iğrenç bir durum, o kadar pislik bir durum gerçekten. Yani inşallah ben de diliyorum ki çeşitli ülkelerde 1948 yılından beri kimyasal adım kullanılıyor. Bence neden bizim ülkemizde de olmasın? Çok isterim hadım edilsin bu tarz insanlar çocuğa karşı işlenen suçlarda keşke gelse böyle bir şey de biz de bu Allah'ın cezası pisliklerin haberini hiç duymasak. Aynen. Tabii bazen farklı düşünenler olacaktır. Hocam siz ne diyorsunuz mesela? Sizin fikrinizde de var mı bir avukat olarak? Şimdi tabii sizin bu görüşünüze bir anlamda katılmak mümkün olabilir. Fakat biz hukukçuyuz neticede. Her insanın bir savunmaya ihtiyacı vardır. Çünkü insanı kazıdığınız zaman, suçu kazıdığınız zaman altından insan çıkıyor. Bu nedenle bu tip insanların hasta olduğunu düşündüğüm için yasal olarak da hukuken de mutlak tedaviye ihtiyaç gerektiriyor, ihtiyaç duyuluyor. Tabii cezası mutlaka verilmeli ama aynı zamanda bu hasta insanların tedavisi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi pedofili dediğimizde evet bir hastalıktan bahsedebiliriz ama şunu dediğimizde yani çocuğa yönelik cinsel duygun olabilir ama sen çocuğu kapatıp işkence edip bunun üzerine çocuğu yıllarca felç olabilecek duruma bırakıyorsan orada bir psikopatlık var. Kesinlikle. Yani tabii, şey değil. Bence onun tedavi olmak yerine çünkü ben de hani psikolog olarak pedofilik bireydir. Kendinin bu tarz bir şeyleri vardır tedavi olmak istiyordur evet ama bu pislik ya. Bu gerçekten psikopat. Tabii, yani bu artık psikopat. Tabii. Buna çok büyük ceza versin. Bunun erkekliği, adamlığı zaten adam değil de erkekliği elinden alınsın isterim ben tamamen. Yani keşke hani şimdi o çok acımasızca olacak diye farklı tür hadımdan bahsetmiyorum ama bana göre o da olurdu. Ama kimyasal hadımla tamamen bitsin ya. Zaten erkek değilsin. Hadi yok ol git. Defolsun ya. Vallahi işte hiç o kadar sinirim bozuluyor ki çocuk olduğuna. Belki ben de hani sadece anne olduğum için de değil yani. Bu bir sürü annelerin evlatları ne kadar kıymetli. İnşallah Allah'ından yani bulsun en ağır cezaları alsın. Gülnaz sen bugün makyaj yapmışsın. Sıla'nın fikriydi. Sıla'nın. Kimin fikri? Sıla'nın. Sıla'nın. Ha Sıla bizim diğer konuğumuz. Evet nasıl olmuş Gülnaz? Değil mi makyajlanmış, süslenmiş biraz. Mor giymiş de. Şimdi tabii biz eski eşinin belgelerini verdik soybağının reddi için. Biliyorsun senin üzerinde sen o eşinden uzaklaştıktan sonra daha boşanmadan da iki tane çocuğun olduğunu için eşine üzerine kayıtlıydı. Evet. O yüzden o çocuklarla ilgili şey verdik ne denir ona belgeyi verdik imzaladık sağ olsun hocamız Edip Bey hazırladı belgeyi verdik. Şimdi sen Gülnaz. Evet.
senin isteğin buraya ilk geldiğinde çocukların depremde başlarına bir şey mi geldi bilmiyorum. Çünkü eşim çocuklarını bana göstermiyor demiştin. Evet. Sonrasında çocuklarını görüştürdük, konuştuk. Çocukların aslında seni görmek istemediğini söyledi ama tabii ki senin hukuki haklarını yani, da saydım ama dün burada. Onların bu evet. düşüncesi. Şimdi de. Herkesin özellikle eski eşinin diğerlerinin de hep düşündüğü şey neden bu kişi Abdi'ye kaçtı? Sen de Gülnaz iddia ettin ki aslında o önce beni zorla kaçırdı. Hı-hı. Sonra ben beni kaçıran kişiye aşık oldum dedin. Yani aşk demeyelim. Öyle miydi? Yok. Neydi? Bir sesini yükseltsene Gülnaz. Yani aşk demeyelim de bana sahip çıkan kişi de yani alımlı bulduğum için. Bir daha sesini yükseltsene. Aşk demeyelim de diyorum yani. Çünkü aşk mı aşk yok yani. Aşk yok. Ne evet. var? Yani beni kaçırdı o kişi. İyilikle insanlıkla onu aldığı için yani bir de cahillik de seni vardı. Seni kaçırdı ama sana iyi davrandığı evet. için sen onu sevmeye başladın. Evet. Peki senin iddian bu. Bu arada bu hani bir 3 ay boyunca 4 ay boyunca siz bir arabada kaldığınızı bir böyle minibüs gibi arabada kaldığınızı söylemişlerdi dün. Hatırlıyor musun? Evet. Bağlanmıştı yayına Abdi'nin bir akrabası. O minibüsü görebilir miyiz? Şimdi bu minibüste mi kaldınız siz Gülnaz? Ya burada nasıl yaşadınız ya? İşte yaşamak istemedim işte yaşattı. Yaşamak istemedi. Gülnaz sesin çok az biraz yükseltsene. Yaşamak istemedim ama yaşattın yastık. Yaşamak istemedi. Peki seni bu minibüste hapis mi etti yani? Evet. Hapsetti. Evet yani etrafından ayrılmazdı. Hı-hı. Yere çıkacak olsam gidecek olsam her an yani peşimdeydi. Peşindeydi. Evet. Bu minibüsün içinde yaşadınız. Şimdi bu minibüsü göstermek istiyorum. Bu minibüsün içinde yaşıyor olmak çok hani nasıl yaşarsın bu minibüsün içinde? Nerede yatıyorsun? Nerede yıkanıyorsun? Nerede hani ihtiyaçlarını görüyorsun, nerede soyunuyorsun? Baksana camları da açık yani hiç kapalı da değil. Nasıl yaşıyordun Gülnaz buranın içerisinde? Ya nasıl diyeyim? Camlarını zor da olsa yani kendisi açıyordu. Ne? Duyamıyorum biraz sesini yükselt. Camlarını kendisi açıp kendisi kapatıyordu. Camları kendisi açıyordu. Ha, evet. Nasıl açıyordu? Bilmiyorum elinden. Eliyle camı niye açıyor? Yani oradan açıp işte kendisi girip gerisi çıkıyordu. Camdan mı giriyordu? Aslında biz orada hani yaşamadık. Aslında kardeşinin evi vardı. Hı-hı. İşte dediğim gibi onun altı vardı. Hangi kardeşinin evi? İsmail. İsmail'in evinde Hı-hı. yaşadınız. Burada da yaşamışsınız ama. Burada yok. Hani nasıl diyeyim? Burada eşyalar falan vardı. Yani ihtiyacını alıyordu gidiyor. Eşyaları vardı. Dedi ya dün bağlanan tanıdık. Dedi burada içinde yaşadılar dedi. Ondan sonra... Bizde tuvaletini banyosunu yapıyordu ama sonra burada kalıyordu diye söyledi. Yok orada kalmıyorduk. Kardeşinin evi vardı orada kalıyorduk. Hı hı. Orada yani. Bu minibüs ne? Bu öyle eski bir hurda minibüsleriymiş. Oranın içinde hiç yaşamadınız. Yok. Demin yaşadım diyorsun. Bak yani, yanında kaldığın İsmail Bey hattımızda. İsmail Bey. İyi günler Esra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi Gülnaz'ın iddiasına göre Abdi Bey Gülnaz'ı kaçırmış, sizin evinize hapsetmiş, öyle mi? Alakası yok ablam. Ha? Kaçırma davası yok. Öyle bir şey yok, kaçırma yok. Yok nasıl mu? Alakası yok? Yok, yok. Kesinlikle kaçırma diye kardeşiniz bir şey yok kardeşiniz olduğu ablam. İçin kayırabilirsiniz. Kaçırma şimdi yok. Ben, şimdi ben bunu Gülnaz da çok iyi biliyor. Ben ağzını sevmem. Bunu Gülnaz da iyi biliyor bak sevmediğini. Şimdi ben sevmiş olsaydım tamam mı? Ben abimi kendi evimin içine oturturdum. O yüzden kendiler transitin içindelerdi. Sadece... Yani siz Gülnaz'ı sevmediğiniz için mi minibüste yatırdınız? Hayır ben abimi sevmiyorum. Ha, Abdi Bey'i sevmiyorsunuz. Evet evet abimi ben sevmiyorum. Neden? Buradan da normal... Yanınızda biri konuşuyor onu bir susturur musunuz? Tabii şey... Bu şey, mavi yerle konuşuyor da. Bizim tamam. Burada ceylanlar gitti. Siz Abdi Bey'i niye sevmiyorsunuz? Abimi niye mi sevmiyorum? Abim daima huzursuz çıkaran bir insandı ailemizin içinde. Yani şimdi ben 3 defa 4 defa ailemle tartışırdım. Bu yüzden abime dedim ki abi acil sen benim ailemden uzak dur. Aha sen aracın orada gittim aracın içine izin yat dedim. Anladım. Peki Gülnaz'ı kaçırdı mı abiniz? Hayır ablam. Buraya geldiklerinde Hatice annesi kendisi geldiler.
Bir gün sonra da ben bunları aldım. Annesiyle Hatice'yi. Hastayı niye aldım dedim. Doğum hastanesine gittim. Evet. Peki geldiklerinde de ilişkileri var mıydı Abdi ile Gülnaz'ın? Ailesi olduğu için böyle uzak duyulardı. Yani oradan belli varmış ilişkileri. Nereden beri varmış ilişkileri? Maalesef yalan söylemeyin. Nereden beri varmış ilişkileri? Nurdağ'ından belli ablam. Nereden? Nurdağ'da. Yani kocasıyla birlikteyken beri birlikteler miymiş? Ya orada bir beraber olmamışlar da yani böyle nasıl diyeyim sana alakadar olmuş yani şaka maka gibisine. Şaka mı? Alakaları varmış. Evet. Yani... Şaka yaptığını insan kaçırır mı? Yok hayır onu demek istemiyorum. Yani samimiyetlilik diyorum. Oradan başlamış. Yani kaçacak yani... duruma gelmişler öyle mi demek istiyorsunuz? Aynen öyle. Eşi de kendisini bayağı bir hırpalıyormuş. Evet. Eşinden şikayetçiymiş de. Abdi demiş de ben buradan al git. Kurtar ben buradan demiş. Yalancıya bak. Ha Gülnaz istemiş kaçırılmak. Evet, yalan söylüyordu. Gülnaz yayından beri herkes sahtekar. Herkes burada yalan söyleme demiş. İsmail abi. Bak yani, sana benden büyük olduğun için abi diyorum. Misin? Lütfen doğru konuş. Tamam bir tek doğru sen misin? Yani ben burada gerçekten anlatıyorum değil mi? Tamam da doğruyu konuş abi lütfen. Ablacığım ben bunu annesiyle bacısının doğum hastanesine götürdüm. Evet. Getirdim. Tekrardan bununla bir gün sonra ben bunları otogara bıraktım. Annesi bacısını. Onlar Mersin'e mi tanıştım ne gittiler. Aradan annesi gittikten sonra Abdi ile kendisi beraber uyumaya başladılar. Yatmaya başladılar. Ya. Aynı o transizin içinde. Transiz. İçerisinde uyuyorlardı. Yalan evet ablam. Abim bana rica etti. Ne dedi? Dedi ki de biz bu annesinin yanına gidecekmiş. Gülnaz annesinin yanına gidecekmiş. Kendi aracımla bizzat annesinin yanına abimle ikisini bizzat ben kendim bıraktım. Aracın arka koltuklarında oturuyorlardı. Evet. Hatta birilerine de ders yanıyorlardı. İşte ben sensin ne yapacağım? İşte ben seni şu kadar gün görmeyeceğim. Yalancı. Yani çok mu aşıklardı birbirlerine? Hiç sorma aynen. Aynen ablam. Ablacığım ben sana bunu yeminle ederim. Tarsus'a gidene kadar öpüşme sesleri kulağına sunuyor. Aa, yalan söyleme. Aynen öyle. Arka koltukta artık ben dikiz aynasını çevirdim ya. Ne çevirdiniz? Yalan söyleme. Dikiz aynasını, dikiz aynası var ya. Evet. Evet. Arkada yani siz vardı. Öpüştüklerini ben... görmemek için aynayı ters çevirdiniz. Aynen. Yalan söyleme. Annesini... Burada yalan söyleme. Yalan konuşma. Sevmediğim şahsı ne diye kayırıyorsunuz bilmiyorum ki. Ben sevmiyordum diye. Doğru olmayan bir şey yani doğrulmuş mu söylüyorsunuz burada. Tekrar bağlayalım arkadaşlar. Şimdi İsmail Bey diyor ki öpüşme seslerinden ben rahatsız oldum. Aynayı geri çevirdim arabada arkasında. Neden dün böyle söylüyor? Kayırıyorlar. Dün de yani bazı şahsla bağlayıp da yalan söylediği gibi bunlar da yalan. Ama diyor ki ben Abdi'yi sevmem zaten diyor. Evet nefret ediyorum. Nefret siz ne diyorsunuz Filiz? Ne, ne diyor öpeyim? Herkes mi yalan söylüyor? Bir tek doğrucu sen misin? Sen şuraya bir delikanlı kadın gibi şuraya çıkıp desene ben Abdi'yi kocamı bıraktım. İki tane çocuğumu bıraktım. Ben Abdi'ye kaçtım. Perişanlık çektim. Beni rezil kepaze etti. Ama ben Abdi'yi severek kaçtım Abdi'ye. Niye demiyorsun? Burada severek o yalan çünkü. Söylüyor. Bu yalan söylüyor. Sen iki tane nur topu gibi çocuğunu bırakmışsın. Baban yaşındaki adama kaçmışsın. Bir utanmadan gelmişsin burada ağlıyorsun be. Herkes mi yalan söylüyor? Asıl yalancı sahtekar sensin. 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 Burada hakaret et durma bana. Hakaret etmiyorum sana doğruyu söylüyorum. Doğruyu söylüyorum hakaret değil bu. İki tane çocuğunu bırakmışsın gelmişsin buraya. Gitmişsin adamla da şu yaşadığın şu adama bak. Bir de kaldığın o minibüse bak. Değer miydi ya iki tane çocuğun için? Şimdi Gülnaz belki daha Değilmez açık. Veya değer bu sana düşünmüyor ama ben mesela ben mecbur kalıp da gitmedim. Mecbur kaldığım için ben kaçırıldığım için bunları yaşadım. Ne kaçırılması ya sen kimi bizim aklımızla dalga geçiyorsun galiba. Ya ne siz, kaçırılması ben sen gayet soracağım bir dakika. Hiç kimse kaçırıldığına inanmıyor mu? Yani inanan var mı bana onu söylesin. Yani kaçırıldı da sonradan aşık olmuş olamaz mı? Ayşe Hanım buyurun. Bu bütün yani herkesin yanı. Bilerek isteyerek yalanı. Gitmiş zorla götürmemiş ki adamı. Yalanlarla. Kocan da arayıp bulamadığını o gittiğin insandan mı buldun sen yaşlı adamda?
Burada adam da yani şimdi ben de hani hiç kimseyi de böyle fiziksel kaçmadım, görünüşüyle... Kaçmadım kaçırıldım diyorum yani Gülnaz, bunu anlamadın sin... Gülnaz bir normal. Şey söyleyeceğim yani tabii ki kimseyi fiziksel görünüşüyle evet. şey yapmak istemem hani kimseyi söylemek istemem. Adam da yani tövbe estağfurullah adamın yüzünde meymenet yok ya. Yok, vallahi. Su girmiyor. Ben de yani mecbur gitmedim yani. Evet. Mecbur kaldırım için kaçırıldığım için bazı şeylere maruz kaldım. Gülnaz, ben anlatıyorum ben söyleyeyim de. Bunları. Peki bundan 6 ay kadar önce... Hı-hı. Abdi senin önüne mi çıktı? Tehdit mi etti evet. seni? Orada... Ne diye tehdit? Emlakçının önünde. Evet, ne yaptı? Ökeş diye emlakçı var karşımızda. Bana işte önümüze çıktı. Hani nasıl diyeyim? Çocukları beni yani tehdit ederek öldürmeyle benim gelip kızımın başını okşamaya çalıştı. İzin vermediğim için. Hı-hı. Bana tehditler savurdu. Hangi yani. Kızın? Cennet'i. İlk kızın yani hı-hı. şey ilk dediğim şey olan kendinden olduğunu düşündüğü kızı. Evet. Saçını okşamaya kalktı. Sen ne dedin? Ben de izin vermedim için. Hani uzaklaşmasını söylediğim için biraz hani hakaret ederek de yani kızarak da bağırarak da oradaki sağ olsun abiler de yardımcı oldu. Onların sayesinde defolup gitti. Hı-hı. Ondan sonra jandarmayı aradım ben zaten. Gitmemiş gitti diye görükmüş mesela. Oradaymış meğerse orada geziniyormuş yani. Hı-hı. Hani ben ne zaman çıkacağım, ne zaman gideceğim gibisine. Yani aslında o ilk kızını kendi kızı olduğu için senden hı-hı. istiyor mu? Yani kendi kızım olduğunu belirliyor. Kendi kızın olduğunu belirliyor ama değil. Sen ona açıkça söyledi mi bu kız senin kızın değil diye? Değil, evet. Senin hı-hı. kızın olmayan dedim, çocuğun olmayan birini mesela dedim. Sen ne arıyorsun, ne soruyorsun ki dedim. Neden yaklaşıyorsun hı-hı. dedim. Bu benim çocuğum falan diye tutturdu işte. Bir benim İsmail Bey de hattımızda. İsmail Bey. Yaptır. Efendim ablam. Gülnaz Hanım diyor ki. Ben diyor evet. Abdi'yi tutuyorlar diyor bu Abdi'nin tarafı. Ben Abdi'yi hiç sevmedim. Evet. Beni arabaya koydu zorla kaçırdı. Sonrasında evet bir yakınlık bir şeylik oldu ama diyor. İlk başta ben hiç istemedim diyor. Ablacığım. Bence bak başta anlattığım gibi bir tanesi annesiyle bıraktı. Abimle beraber annesiyle oturup çayda içti. Hatta abim de evde eksikleri vardı. Gitti onlar da aldı geldi. Bu İsmail Bey mi şu an onu görelim? Evet. Evet, evet ablam. Daha sonra biz abimle çıktık geldik Antep'e. Evet. Arada fazla sürmedi. Gülnaz'la Hatice geldi. Evet, sonra? Onlar da almaya giderken de benim bir bilgim var. Benim, o gitti, aldı geldi. Bu arada Abdi'yle bu Gülnaz'ın gittiği adam, ben onu fazla tanımam. Abdi'yle daima bunlar... bacanak diyerekten şey yapıyor komşular. Hatice'yi de o kişiye vereceklermiş. Yani ben anladığım kadarıyla. Yalan. İşte Hatice'nin fotoğrafını kendisine gösterdiler İlyas'a. Evet. İlyas da tamam demiş. Ondan sonra nasıl olduysa olmadı. Bir müddet sonra Gülnaz'ın telefonu yani Gülnaz'ın vardı. Kız kardeşini mi İlyas'ı ayarlamaya çalışmışlar önce? Evet, evet, evet. Hatta İlyas da diyordu, ben işte orada tarlam var, arazim var, seninle işte kütle kuracağız diye, Abdi'ye. Peki Hatice ile yani Gülnaz'ın kardeşiyle İlyas'ı tanıştırıyorlar mı? Vallahi orasını bilmiyorum ablam ama ki onu ben tanıştım ama fotoğrafını göndermiş, İlyas da beğenmiş. Ha, İlyas da kardeşini beğeniyor önce Gülnaz'ın. Evet, evet, evet. Sonradan da Abdülhan Mazin bu hızlılık neydin? Yani acına neydin? Yalan söylüyor. Bu da yalan fotoğraf falan şu bu hikaye. Hatice olayı hikaye. Hepsinin uydurmanız. Hatice hamileymiş. Evet. Hamileyken bunu İlyas'a vermek istenmiş derken yani çocuk ortada kalmasın diye. İlyas evlen. Evet. Peki sonra evet. Gülnaz'ın nasıl ilişkisi yalan. Başlıyor İlyas'la? Bunları hiçbir şekilde onaylamıyorum. Sizin bütün yalanlar sizi ilgilenir. Ben değil. Tabii ki bunlar Hatice'yi aranı yapmak için İlyas abinin yanına gelmesin görüşmesine görüşürlardı. O arada bu ikisi nasıl olduysa orada işte arkadaş olmuş, tanışmışlar. Gülnaz'la İlyas arkadaş olmuş, tanışmış. Evet, ben dinliyorum. Anlam şey, 5 dakika sonra konuşan istersin, anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor ses yalan arkadaşlar. Yalan söylemeyin çünkü yalanınızı hep arkasında saklarsınız. Tamam düşürün tamam. Alo. Tamam tekrar bağlayacaklar sizi. Bağlantı çok kötü arkadaşlar.
Anlaşılmıyor hiç. Gülnaz, efendim, onların dediğine göre belki de sen artık hani kabul etsen daha şey olacak. Onlar diyor ki aslında diyor Abdi ile ilişkileri vardı. Abdi ile de sonra yalan anlaşamayınca İlyas'a gitti demek istiyorlar. Yok, yalan söylüyor. Çünkü ilişkim falan yok benim. Ben kaçırıldım yani. Kaçmadım, kaçırıldım. Vasile'ye de maruz kaldım ne yazık ki. Neye maruz kaldın? Hani işte nasıl diyeyim işte birlikte gibi falan. Yani istismar edildin. Evet. Zorla kaçırıldın. Aslında sen o zaman hiç sevmedin Abdi'yi. Kesinlikle. Sevilecek bir tarafı. Şimdi Gülnaz üçüncü çocuğunun babasının Abdi olduğunu herkes düşünüyor. O yüzden de kesinlikle Abdi kızının peşine düşüyormuş. Yani aslında kızın senden kendinden olduğu için istiyormuş. Böyle bir durum evet, da var. Yani öyle zannediyorum ama işte değil. Hı hı. Gülnaz kocan hattımızda. İlyas hı. Bey. Alo. Duyuyor musunuz sesimi? Evet, alo. Ha, duyuyorum. Şimdi Gülnaz burada. Siz iki çocuğun da babası kendiniz olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi Abdi Bey de diyor ki kızın babası benim. Buna ne diyeceksiniz? Vallahi onu ancak DNA çözer. Yani ben de şimdi gelsin burada DNA yaptırsın. Peki kızın babası Abdi çıkarsa ne yapacaksınız? Yapacak bir şey yok. Alsın gelsin kızını. Sizde kalmasın mı babası Abdi çıkarsa? Anlamadım. Abdi çıkarsa babası sizinle kalmasın mı o zaman? Abdi çıkarsa babası bizimle kalmasın diye bir mesele yok. Abdi çıkarsa yasalar gereğine gerekirse o yapılsın. Anladım. Peki o şahsın kızı değil, ben kızımı da veremem. Bırakmam kimseye. Gülnaz diyor ki ben kızımı kimseye zaten vermem diyor. Ya zaten verilmez yani velayeti annesindedir şu anda. Peki şunu soracağım. Siz hiç ilk başta Gülnaz'ın kız kardeşi Hatice ile tanıştırıldınız mı? Hatice ile değil, Gülnaz'la tanıştık. Hatice ile sonradan görüştük. Sonradan ne için görüştünüz? Buraya annesiyle beraber geldiler, misafir oldular. Bu evet, şekilde. Ama Hatice'yi size yapmak istemişler öyle mi sizin aranızı? Hayır, o İsmail denilen kardeşinin kurduğu düzenbazlık. Benim sana dün söyleyeceklerim vardı. Ben söyleyeceklerimi hepsini unuttum. Şimdi bana ne sorsan boş yani. Ben sana Atlı'ya oturup bir şeyler konuşacaktım. Evet konuşun. Atlı burada köyde kale bir şey almış. 3-4 ay önce, 5 ay önce. Ne yapmış köyde? İş almış kale bir şey. Evet. Burada da Gülnaz'ın yönüne çıkmış. Beni evet, de esnaflardan aradılar. Ulaşamadılar herhalde. Sonradan bana mesaj geldi. Dediler ki sen neresin dediler. Ben de dedim çalışıyorum dedim. Böyle böyle dediler. Abdülü günler seni bıçaklayan şahıs çıkmış dediler. Evet. Sen çabuk köye gel dediler. Ben de çıktım geldim köye. Ha ne oldu? Ve, jandarma gelmiş. Abdülü almış gitmişler. Jandarma ben vermiş. Peki Abdülü sizi bıçakladı mı Abdülü? Evet. Bu adam defalarca bana haber salıp duruyor. Gülnaz'ı yönüne çekir, seni de vururum, seni de öldürürüm. Ben onu götürüp dizeriye bağlayacağım. Gerekirse satacağım. Sen bir şeye karışma. Gülnaz'ı mı satacağım diyor. Ortadan çık, yoksa seni de öldürürüm. Şu bu diye bana haber yolluyor. Yani sağla solla. Hı hı. Ben de dedim ki benim adresimi biliyor, evimi biliyor, bakımı biliyor. Hı hı. Ben 7-24 dışarılardayım zaten. Bir kafese kilitlenmiş, kendimi saklanmış değilim. Bu gevezeliği yapmasın. Çıksın karşıma yetsin. Ne diyorsa bana desin diyorum. Bana haber salanlara. Bu adam bu şekilde yani halen sıkıntılık veriyor. Yani bu şekilde hareket yapıyor. Yasa ben gidip bir şeyler söylesem beni yargılar ama onu yargılamıyor. Yasa. Peki İlyas Bey siz aslında Abdi Bey'in eşini elinden almış oldunuz ya. Ben bir şey elinden almadım. Kendi kadın sevmeme gittikten sonra Gülnaz beni aradı. Numaram varmış kendisinde. Evet. Ben aradı, böyle böyle zor zorundayım dedi. Çıktı geldi, taksiye bindi. Buradan aha, da gelsin otobüs bileti kestik, Tars'a gönderdik. Peki siz hani daha önce Abdi Bey sayesinde tanışmışsınız ya Gülnaz Hanım'la. Evet. Şimdi Abdi Bey de demez mi yani sen benim karımla sonra niye görüştün? Zaten benimle istifatta olduğu için bu hareketler yaptı. Evet şimdi hani şimdi normal olarak erkek o yani diyordur niye benim kadınımı aldın sen götürdün sana mı kaldı sahip çıkmak? Evet durum itibariyle öyle yapmış oldu yani. Evet işte o da ona kızıyordur diye ben düşünüyorum. Çünkü sonuçta herkesin evet, de iddiasına göre Abdi Bey ile zaten Gülnaz'ın bir ilişkisi varmış. Zorla kaçırılma olayı yokmuş.
Ya şimdi zorla kaçırma olayı ben üzerinde değildim ama orada çiftlikte yanında kalırken bir daha kendisini sürükledi, dövdü, hakaret etti, kapıyı da kilitledi. Ben ne kadar kapıyı çalıyorsam, kardeşim benim evimde kadın bazını dövme, kafamı bozma. Dövdü burada. Ha, sizin gözünüzün önünde Gülnaz'ı mı dövdü? Evet, saçından sürükledi, dövdü, hakaret etti. Geri de odaya kilitledi. Odada devam etti vurmaya. Ben de tepki verdim. Kapıyı çaldım. Bak devam etme, kafamı bozma dedim. Anladım. Şimdi işte, tabii bu açıdan da bakınca İlyas'ın yaptığı doğru. Bizim önümüzde de bir kadını dövseler, bir adam varsa orada gerçekten alıp kurtarması gerekir kadını. Yani ben olmasam var ya, ben olmasam o attı o kadını 40 parçaya böyle 40 parçasını ayrı ayrı yerlere koyardı. Buna emin olun yani. Ben durum itibariyle hep önünde durdum. Anladım. Ona da haber saldım. Gülnaz yanımda yani. Gel, sana lazımsa çık gel al diyorum. Evimi biliyorsun, adresini biliyorsun. Bana serbestsiz kelimeler salma, haber salma diyorum. Ben İlyas bu tepki veriyorum. Daha ne yapabilirim? İlyas Bey, siz bir hatta bekleyin. Gülnaz'ın eniştesi. Eniştenmiş senin. Bir şey söyleyecekmiş. Çok önemli bir iddiam var diyor. Buyurun. Kapanmış. Tekrar şey yaparım. Gülnaz, Abdi seni çok mu dövüyordu? Evet. Ne zaman başladı şiddete? İşte dediğim gibi hani oraya gittim de hani nasıl diyeyim, hani fark ettim artık diyeyim, anladım bilmiyorum. İlyas'ın çocuklarına, İlyas'a yakınlık duyduğumdan dolayı herhalde. O yüzden aynı dediği gibi saçımdan sürükledi beni resmen, tekme tokat. Girişti. Allah'ın, yani sen aslında kendi eşinden kaçarken evet, daha beterine kapılmışsın. Evet, işte yağmurdan kaçarken tolya tutuldum. Yani gerçekten de yani bu da hani şimdi buna bu taraftan bakınca da şimdi gidiyor evet, bir hata yapıp başka bir adama gidiyorsun. Adam da insan istemez. Adam da hepsinden beter çıkıyor yani. Yani. Bu arada neden şikayet bulunmadın Gülnaz? Gidip işte oturamadım yani. O kadar tehdit, dayak değil mi? Yani. İşte oradan gittiğim dayak yediğin zaman yara falan oldu mu sende? Yara izi falan. İşte evet. Bunlarla ilgili rapor alman gerekirdi. Şikayet etmen gerekirdi. Evet. Ya çocuklarını görmeye gitmiyorsun. Haklarını aramıyorsun. Burada dayak yiyorsun. Savcılığa gitmiyorsun. Adliye kapısına gitmiyorsun. Ben tehdit ediyorsun çünkü. Şimdi Gülnaz, kadınlara aslında şunu önermemiz lazım. Hani bir adamdan kaçıyorsunuz ya da sevmiyorsunuz kocanızı artık. Gidin bakın, yalnız başınıza kalın, hiçbir adama sığınmayın. Çünkü o adam sizin ona sığındığınızı biliyor ya. O sığınma duygusuyla ya da kaçma duygusuyla, o yüzden ben hep genç kızlara, kadınlara da söylüyorum, kaçmayın. Tek seçeneğimiş, oymuş gibi davranmayın. Çünkü tek seçeneğiniz o olan adam size iyi davranmıyor. Sizi değersiz hissediyor ve değersiz görüyor. O yüzden Gülnaz, en büyük yapacağın şey bu aşamada Abdi'ye gitmek senin için hata olmuş ama gidip kızım şey yapacaktın yani, kendi başına annenin yanına gidecektin, kendi hayatını kuracaksın, bir kendine gelecektin, ondan sonra başka adam. Bak gelmiş Abdi, o da bin beter adam çıkmış yani, hem çirkin hem yaşlı hem yani hani bunlara söylemiyoruz ama despot. Hem despot, hem böyle ne kadın değerinden anlıyor, kadın sevmeyi biliyor, hem şiddet eğilimli. Yani olabilecek en kötü adama gitmişsin Gülnaz. Yani şurada tipini görünce de hani böyle bir karikatür çizerler ya, yani böyle gerçekten kötü bir adam çiz deseler onu çizerler zaten. Kadriye Hanım, siz de sözünü söyleyin, diğer konumuza geçeceğiz. Şimdi Gülnaz çok bunalıma girmiş. Kocası dedi ki laflarla dövüyorum ben onu dedi, terbiye olsun diye dedi. İki çocuk, bir eş, kötü laflar, kötü sözler. Abdi gelmiş kapıma vurdu dedi. O bunu kandırmış güzel sözlerle, güzel laflarla. Ben buna hani sığınayım, iyi davranıyor bana, güzel olur, ben buradan çıkayım kaçayım diye. En son boğulmuş artık meselenin içinde. Dalmışsın böyle, çıkacak yer arıyorsun şu an. Ama yanlış olmuş yani. Bir kaçış olmuş senin için aileden, olmamış bu. Kaçış olan, bakın kaçış olan her şey, hemen hemen her şey yanlış oluyor. O yüzden insanın kendi gücünü toplayıp bir önce yalnız kalıp psikolojisini düzeltip sonrasında bir başka birine gidecekse kendi sağlam psikolojisiyle gidiyor olması lazım. Gülnaz, bir çocuklarınla da biz görüşelim. Belki şimdi biz seni görüştürürüz, yarın onunla da, bir eşinle de, eski eşinle de bir konuşalım.